fakat beşiğinde uğraşıyor. Belli kayma var. Belli. Evet, yani kayma ve şişme var. Su var bunun altında muhtarım. Şimdi oradaki sondaj çalışmaları devam ediyor. Sondaj çalışmaları netleşmedi daha. Yalnız çok ağır gidiyor iş. Ha, ağır gidiyor. Yani bizim bildiğimiz kadarıyla sondaj çalışmalarında bir ağır gitme durumu var. Bak, köşe bakayım. Merhabalar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bahane sahibi arkadaşlar. Bursa'da duruyoruz. Evet, kolonlarda da. Aşağısı beton gitmiş yani. Aşağı. Ya gördüm baya şey var. Yani şey var. 10 santime yakın şu kolonlar, şu kolonlar aşağıya bakmış. Şu anda yani sondaj çalışmaları var. Sondaj aşağı su giriyor buranın altına. Ne o çıkacak? Ha, ona göre zemin etikleri yapılıyor. Zemin etikleri yapılıyor. Burada bir vibrasyon oldu. Bakalım bir görelim. O hadi kayıyordu. O yukarıda cami vardı. Evet. Onu etkileyeceğiz. Şimdi kolonları yakın. Orada merdiveni. Şuraya baksana çatlatlar aşağıya ya. Bu binalarda şu an insanlar duruyor mu peki? Duruyor, evet sayın vekilim. Başkanım, başka duracak yerimiz yok, şu ne yapalım? Şimdi bize afetten şey geliyor, mesela bana mesaj geldi, akşam geldi yine. Şey sonuçları bekliyoruz. Burada da sinyal verecek. Merhaba abla, merhaba. Geçmiş olsun ana. Binanın içinde de var. Sağ olun, var olun. Bizde 400 dönüm arazide 17 tane, 18 tane ev. 20 tane. Evet. Şimdi buramı da böyle. Şuraya baksana yani bu. Bütün binalar. Bunun daha duracak vaziyeti yok. Ev boşanmış değil mi? Şunu boşanmış. Şimdi bizim 3 ev boşandı buradan. 3 ev. Şimdi bu arkadaşa burada bir kira bedeli çıkmadı. Niye çıkmadı? Hatta bu konuda biz Kaymakam Bey'i de bu işleri de söyledik, konuştuk. Vali Bey'in de bu konuda belki de bilgisi vardır. Bu adamın ikameti Trabzon'da olduğu için, orada oturduğu için, yazlık burayı kullandığı için buna kira bedeli çıkmadı. Ama iki hanenin, o yukarı iki hanenin de göreceksiniz. İkametleri burada olduğu için onlara 12 bin lira bir kira yardımı çıktı, bir yıllık. Ondan sonraki süreç ne getirecek, ne götürecek onu da bilmiyoruz yani. Bu bölgenin eylem bölgesi ilan edilip vatandaşın mağduriyetine, devletine rahatlaması lazım. Bizim bu köyümüz 6 bin dönüm arazi üzerine kurulmuş bir mahalle burası. Yani bunda yaklaşık 400 dönümde böyle bir sallanma var. Yani bu doğrultuda biz şunu, halk olarak da şunu istedik. Burada yerleşim alanı olur, nüfus sayısı da yüksektir bu mahallede. Bir buranın camisi, lojmanı, İşte oturma yeri çok bir şey olduğu için diretmedik. İskan alanı olarak fazla kullanılıyor. Doğru, için. Doğru. Yani adam dişinden binandan artırmış. Sayın. Bunun altında sürekli su hareketi yani var. Adam öyle. Ama dolayısıyla bu su hareketi olduğu sürece bu kabuk üzerindeki herkes ve her şey tehlikelidir. Tehlikededir yani. Çünkü bu hareket aşağıda devam ediyor. Belki biz görmüyoruz bunu buradan. Tabii ki ediyor. Aşağıda bir su hareketi var burada. Yani caminin zaten başkan baksana 1-1,5 metre yarıklar olmuş mu? Sanki bomba atmışsın ya. Cami burası. Şimdi caminin de o tarafında var. Burayı yıktık havuşun içine. Çatlaklar. Zemin çalışması nerede yapılıyor? Sonda burada bir tane vurdu. Bir tane burada vurdular. Bir buradan başladılar. Buradan mı? Burası kayıp. Burası kayıp. Burası mesela. Bak alttan kayıp kapanmış deliği. Evet. Yani burası yaklaşık yani 40 metre şurası delindi. Hiç. Ama 12 metrede su buldular burada. Bence gerçekçi olmak lazım. Hiç vakit kaybetmek. Lojmanı boşalttırdık. Lojmanın yani mesela komple kaydı, belki yığmaydı. Burada yaşayan insanlar için acı olacak ama burası bir helal bölgesi ilan edilip. Mahallemizdi. Nazar evet, güzel yani. Bir mahalle. Nazar aldı. Ama yani şu manzarayı gördükten sonra yani kazık çalışması yapsan, istinat yok, duvarı yapayım desen nereye ne yapacağını bilemiyoruz. Tabii. Kaç tane bu çatlak şey? Şimdi burada şu alanın içerisinde 27 tane hane var. Katlı olanlar var. Hane olarak tabii 27 tane hane var. Bu alanın içerisinde. Var. Hane evet. Fazla. Hane sayısı fazla. Fazla. Ev bina sayısı. Yani hasarlı diyelim ya. He. Şu koddan aşağı mı başlıyor? Buradan aşağı mı? Hayır bekleyin. Yukarıda da var. Var mı? Yukarıda da var. Burada şöyle size göstereceğim. Bak bir taraf gibi görünüyor, bak fındıklı şey bir taraf. Evet. Burası köprü oradan başlıyor. Oradan itibaren başlıyor. Evet. Asıl başlama noktası şimdi hemen şu önümüzde. 5 metre aşağı çat.
Çıkalım istersen. Olsun oraya da bir çıkalım. Sana doğru gidiyoruz. Burada var ya bak, güçlü bir su var. O su. Muhtemelen. İki yol var. Kotu aynı. Aynı kotu zaten bak orada. Belli şey, aşık olsun. Oradan belli yani. Şu olduğumuz zeminle, şu yolla, şu üst yol aynı kottaydı. Yaklaşık 1.5-2 metre değil mi? Tabii en az 2 metre var rahat. Benim boyum 1.70 lira ama benim boyum kadar var işte ya. Tabii fazla ya. 2 metreden fazla bir çökme olmuş. Evet. Aynı durum. Zamanda bu hayatta böyle buradan gidiyor sonra şuradan. Bak şuralar hep aldı gidiyor. Bak şuralar hep keşti bak. Evet. İşledikçe de ne oldu? Akışkanlı. İşte o su malzeme akışkan, malzemeyi akışkan hale getiriyor. Malzeme akışkan olduğu sürece ne yapıyor? Kayıyor. Kayıyor tabii. Yani toprak doyuyor suya. Yani birleşiyor böyle. Şimdi şuraya bir kova toprak alalım. Basalım ona suyu. Basarsın bazen daha doğrultuda bırakır kendini de ama. Mahallemiz aslında güzel mahalleydi. Güzel mahalle, tabii. Güzel. Ne kadar zamandır burada sondaj çalışması yapılıyor? Yaklaşık burada 45 gündür. 45 gündür. Öyle değil mi Hacı abi? 45 gün civarında. Bir sondaj çalışması. İki ama biraz var. Yavaş ağır aksak yani gidiyor gibi değil mi? Gidiyor yani. Şimdi anladığım şu. Şimdi biraz da hava şartları. Daha havalar biraz da yeni evet, açtığı hava için. Evet hava şartları ama bu tabii biraz, aciliyet arz eden bir mesele. Şimdi belli evlerde yaşayan insanlar var değil mi? Allah korusun. Tamam. Buranın akıbeti konusunda bir an önce bir karar verilmesi karar lazım. Karar verilmesi lazım. Sondaj çalışmaları nihayetlendirilip ona göre burası heyelan bölgesi ilan edilip buradan insanlar gönderilecek mi? Evlerinden tahliye edilip tabii desteklenme kaydıyla. Şimdi burada insanların devletin o baba şefkatine, baba desteğine ihtiyacı var. Adam kıt kanaat imkanlarıyla işte tuğlasını, çimentosunu almış. Yerin üstüne imkanlarını zorlayarak bir ev yapmış, başını sokmuş. Ama bugün şimdi bu hadise başına gelmiş. Tabii devletimizin burada vatandaşına sahip çıkması, destek olması lazım. Babalığını göstersin. Elbette derdesin. Devlet babadır. Babadır. Onu yapması lazım. Buna benzer mesela heyelan alanı, işte afet alanı ilan edilen yerlerle ilgili biliyorsunuz toplu konut projeleri yapılıyor. Vatandaşlara oralardan yer veriliyor. Ya şimdi başkanım siz de biraz yardım olmanız lazım. Elbette, yani elbette. Yardım olmanız lazım. Bu gündeme, biz şimdi gündeme devamlı şimdi bir abi masayı biz destekliyoruz ama tam olmuyor. Yani yok, yok. Biraz daha şey yapmamız lazım. Ortada bir mağduriyet var, çözülmesi tabii gereken tabii bir ki sıkıntı var. Tabii ki. Bir an önce sondaj çalışmaları bitsin. Sondaj çalışmalarının hızlandırılması konusunda bir şey yapalım. Evet, evet. Artı akibete göre çıkacak raporlara göre belki sağlam zemin var. Belki bir çözüm üretmeyi düşünüyorlar. Onlar bir netleşsin ama bir an önce yapılmasında fayda var tabii. Ona göre de vatandaşa bir yol gösterilsin. İşte burası heyelan bölgesi ilan edilecek. Sizi buradan taşıyacağız. Sizlere de şurada yer vereceğiz evet gibi. Vatandaşa da şey söylensin, vatandaş bunu bekliyor anladığım kadarıyla. Evet. Evet. Şu anda sondaj sonucunu almadıktan sonra evlere bir şey yapamıyoruz. Şimdi. Elbette. Yani evlerde yaşayanlar var değil mi? Tabii tabii. Burada bir evde şu evin bir katı boşandı. Destek. Bir de aşağıda o gördük ya bir mavi. Evet. Allah korusun yani her an istemeyen bir şey olabilir çünkü çatlaklar çok derin. Sıkıntı büyük. Hareket devam ediyor değil mi? Hareket devam ediyor. Yani ben buraya doldurtuyorum. Mesela çağırıyorum ekibi beni dinlediğimde doldurtuyorum. 2-3 gün sonra tekrar dolması gerekiyor. Niye? Evet. Hareket var. Tabii çöküyor. Sürekli hareket var. Yani. Çöküyor. Evet.